Evet canlarım, herkese selamlar. Asansörün ışığı yanmıyor. Işık var. İnşallah bizim Batı buradan gitmemiştir. Şeyden geliyor. Batı inşallah gitmemiştir buradan. Hemen ben onu arayayım. Parayı çekmeye gittiydi. Abisi onu atmış. Sevilcan, asansör bozulmuş he? Acaba kız içinde bir şey kaldı mı? Batu içinde kaldı mı? Yok, ben gördüm. Kimi gördün? Gördün mü? Tamam. Ana. Ben karşıdan geçerken. Gördüm. Ablalar neden kapattılar biliyor musun? Göç taşınca bir kapattılar. Duydular göç taşınca. Geçen de biz gelirken dönüm yaptı. Neler oldu? Ayağım kırıldı ya. Ama hiç bunu takmamıştım. Bunu giydim şimdi. İyi gidip kimin? Şimdi. Gittin mi? Gittim. Bu kimin? Evet, benim kuzularım geldi. Ne göstereyim size arkadaşlar? Bakın bir şey aldım. Yine bir şey aldım. Evet. Çok istemiştim annemden. Şık benim kızım. Şimdi canlarım size bir önemli bir konu daha söyleyeceğim. Ha bu şeyi, koliyi şeyde buldum. Getirdim ya, parça parçaydı. Sevilcan bunu koli haline getirdi. Şöyle parçalar. Sevilcan iyice ha bunları şey yap ki patlar. İyice böyle yukarıdan aşağı. Sevilcan şu anda buraları koliliyor. Şey getirdi. İşte altı da sağlam değil. Takamadım ki ben. Sevilcan şu anda buzdolabını temizliyor. Ben de şöyle ne sabah kahvaltısı yaptık, ne akşam yemeği, artık her şeyi de kaldırdık. İndir kaldır yumurta yiyeceğiz. Bakalım. Yumurta yaptım. Hep bir gömülelim çünkü acıktık. Benim hele acıktan başım dönüyor. Sabah kahvaltısı da yapmadım. Şimdi buzdolabını siliyor, yıkıyor Sevilcan. Ben bunların sonunda sizlerle uzun uzun konuşacağım. Yeni gelişmeler var. Arkadaşlar, işte anneannem göstermem neden dedim. Çünkü akıttım kendimi. Ama aldım ben. Şimdi duş aldı. Aha, benim yavrum geldi. Ha, orada da bir tane yavrum. Çok yanıyor. Sevilcan buzdolabını temizledi. Uğraşıyor. Ben ayağım çok şişti. Ben ayağımdan ölüyorum. Yarın benim Şevval'im Sevilcan. Kader'den de haber alalım. Kader ben de giderim demiş. Temizlik yapılacak. Kızım neyi atıyorsun onu? Gördüm seni. Gördüm seni. İç yağı at onu. İç yağı zannettin değil mi onu? Sevilcan'ım toparladı, şey yaptı. Şimdi süpürmeye başladı. Kızım hav fırının en altlarına doğru götür onu. Benim tatlıklarım gidiyor. Anne ben de gidiyorum onlarla. Yok ya. Yarın 11'de buluşacaksınız. Görüşürüz yarın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haydi yavrularım, güle güle gidin. Oğlum sen de gideceksin değil mi? Gidiyorum. Yeni eve sen de gel. Tabii. Anne ben de gidiyorum. Kabul etmiyor abin seni. Tamam geç. Anne. Götürmüyorum. Nasıl da gülüyor. Gülüşüne kurban oldum. Bak nasıl da gülüyor.
Oy 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 oy. Evet. Benim kızcam da gidiyor. Güle güle yavrum. Güle güle. Ellerine sağlık yavrum. Sevilcan. Sen de tutun bunu. Hadi güle güle yavrum. Evet canlarım. Hepsi gitti. Şu anda size bir müjdeli haberim var. Şimdi ben öncelikle şunu bir izah etmek istiyorum. Şimdi çoğu insanlar hemen oraya hettek gibi atlamışlar ki hemen işte insanlardan para dileniyor, para bekliyor. Ya ben durumumu anlattım. Şimdi ben sıkıntımı anlattım. Yani şimdi içimde böyle bir sıkıntı varken size her şeyimle paylaşırken sizinle bu sıkıntıyı, o anlık gelişen bir olayı paylaşmasam, karşınıza geçemedim düşünün. Bu beni etkileyecek. Çünkü anlatmaya ben alıştım. Çünkü benim yüreğimden çıksın bu. Hani benim gizlim saklım yok çünkü. Ben kimseden para talep etmedim ki. Para talep edecek olsam tefeciye, abimi tefeci yönlendirdim demem. Yani bu kadar şey oldum, sıkıldım demem. Ben sadece durumumu anlattım. Burada esrar hayatı işleniyor. Burada insanlar sıkıntı da çekebilir, stres de çekebilir, mutluluk da yaşayabilir. Ben çoğu insanların görünen yüzüyüm. Çoğu insanların önündeyim, yani görünen yüzüyüm. Benim gibi ne işten bunları, bu sıkıntıları yaşayanlar var. Şimdi ben bu yüzden anlattım. Ben kimseden para isteme. Hemen gönderin Esra'ya. Kimisi yazıyor. Bak gene dilenmeye başladı. Gene size. Bundan sonra başladılar. Sen bu kadar sıkıntıdaydın. Niye o zaman şey mobilya aldın? Niye onaylandı? Artık neredeyse yorumlarda beni dövecekler. Bacım, ben bu eşyayı aldıysam evde oturulacak gibi değil. O eve gidecek gibi değil. O eve hep pisletir o eşyalar. Zaten 6 aydır ben bir şey yapamamışım. Zaten ondan önce de ben köydeydim. Köydeyken dediğim gibi her zaman söylüyorum, o benim çocuğum arkadaşlarını getirmiş. Cahillik, gençlik, delikan durmamış şeyinde. Getirmişler, yakmışlar, yıkmışlar, yırtmışlar. Gidecek, öne çıkacak bir eşya değil. O eve, yani o güzelim eve kurulacak bir eşya değil. O evi hep pis eder. Görüntüyü pis eder. Düşünsene, o eşyaları şey almamış ya, almadı ya, ikinci el. Bedava verdim, para istemedim. Almadı yani. Şimdi ben oraya gitmişim, imzamı atmışım. Tamam. Ben peşin vermedim ki. Hani bu ay bir şey vermedim ki ben. Bir dakika ya, taksitli. Bunun hepsini verecek değilim ki ben. Taksitli ödenecek bu. Taksit aydana ya, taksitli ödenecek bunu. Zaten ben her seferinde de diyorum, benim belimi büken, boynumu büken, bunu da anlatıyorum. O vergi işiydi. Ha bugünü de etkiledi, yarınımı da etkileyecek. Çünkü ne yaptım ben o vergiyi? Borçlandım, ödedim. O ne etkileyecek? Ama ben 8.000'le, 9.000'le şey ödemeyle en azından ruhum açılacak. Orada ben bir çekim yapacağım. Ya benim bir çekim alanım orası. Benim iş yerim orası. Orası benim iş yerim. Ekmek kazandığım yer ya. Benim evim iş yerim. Ekmek kazandığım yer. Benim evimin içinde ben huzurlu olursam o benden dışarıya yansıyacak. Bak bugün yüzüm kefen gibiydi. Ben o an nakliyat işini zaten siz bilmiyor muydunuz diyen var. Ya biliyordum ama nakliyatçı bana yanlış yaptı. Yani o daha önce konuşmuştu damadımda. Ben de konuşmuştum. Tamam dedi. Sonra bugün caydı.
Yok dedi, ben verese yapamam dedi. Hani bir daha kayı verese yapamam dedi. Bir daha kayı rahatlayacağım Allah'ın izniyle. Daha çok çalışacağım. Daha çok. Günde 2-3 video atacağım. Allah'ıma bin şükür, sevenlerim var, izleyenlerim var. Kurban olayım verenime. Rabbim onları boşuna vermedi bana. Dua istedi onlarda. Rabbim benim aracımla ben dua gönderiyorum onlara. İzliyorlar beni, sağ olsunlar. Allah razı olsun hepinizden. O birkaç böyle yazı yazanlar tamam benim iyiliğimi düşünebilir ama dövecek gibi de olmaz ki. Sen şöyleydin, sen böyleydin. Neymiş, kimisi de oraya yazıyor ki ablası böyledi. Benim ablam, ben sordum ablama. Benim ablam öyle bir şey söylememiş. Onun adıyla oraya şey yazıyorlar. Yok Esra söyle yapıyor. Esra hani iyi kazanıyor Esra. Nereden biliyorsun iyi kazandığımı? Yani kazanıyorum, Allah bin bereket versin. Sevdiklerimin sayesinde. Ama borç harç olunca sıkıntı olmadan da olmayacak. Yani benim bugünkü sıkıntımın sebebi nakliyatın böyle yapmasıydı. Ortada bırakmasıydı beni. Ben ona güvenmiştim. Ben mobilyayı aldıysam mobilyaya parayı peşin vermedim ki. Parası bir dakikaya verilecek. Başlanacak. Taksiti bir dakikaya başlanacak. Taksit verilecek, bu peşin verilecek değil. Ondan sonra mobilyayı ne karıştırıyorlar? Yani ben içinde huzurlu yaşamaktan sonra ben bugün kırıp evim yok. Arabam yok. Barkım yok. Ha, kırıp döküm de içinde yaşayayım. Yarın gözümü yumsam yaşanmışlıklarım gitmiş olacak. Ne yaşadım? Ne yaşadım? Gözüm açık gitsin. Ya ben kimseden, burada onu yazanlardan ben para mı istedim? Ben derdimi anlattım, sıkıntımı anlattım. Böyle bir sıkıntıdayım dedim. Beni sevenler beni anlıyor. Oraya hemen şey gibi zıplayanlar, sevmeyenler. Oraya yazanlar. Neredeyse beni dövecekler. Biz eskilerimizde gittik, biz köylerimizde gittik. Ya sen gelip benim evimdeki sadece görsel olarak görüyorsun. Yakından gördün mü eşyalarımı, kırıklarını, abilerimin ortaları, şeyler, koltuklar hep yanık. İçerideki koltuk çökük, açılmıyor, kapanmıyor. He bile duruyor. Şöyle duruyor, tam oturmuyor yerine. Eğri duruyor, makası şey. Ben usta getirsem harcı şeyini geçeyim. Ustalar az bu yata mı geliyor? Ustayla uğraşacağım ha, onun pisliğiyle uğraşacağım ha. Atarım gider. Çalışarak ödeniyor her şey bacım, çalışarak. Ben burada çalışıyorum ya. Ben bugün sıkıştıysam, canlarım bugün ben sıkıştıysam, dediğim gibi o vergi işinden sıkıştım. Borç buralara doğru geldi. Bugüne kadar geldi. Bitti. Sonuçta bitti. Bir ferahlama geçecek bana. Bir ferahlayacağım. Ben sıkıştıysam o koltuğu, o takımları almadan da sıkışacaktım ben. Aynı durumda olacaktım. Nakit yok çünkü. Sadece oraya ödemelik var çünkü. Bir daha oraya 8.000 lira vermelik var. Başka yok. Nakit yok başka. Daha fazla yani bunun zaten 7.000 lira bunun şeyi kesildi. 6.000 lira mı? 6.000 lira vergisi kesildi zaten. Ödemeleri de vardı. Zaten yetmeyeceğini biliyordum ben. Hesabını yapmadım mı? Zaten yaptım. O yüzden nakliyatı bir daha kaya veririm dedim de. Onlar beni ortada bıraktı. Ha, Allah'ıma bin şükür olsun. Müjdeli haber de şu. Hemen her tarafa saldım ya haber. Damadıma, şeye. Çünkü o bunalımla herkese haber saldım. Abime. Abim daha yeni hazırlanmış. Gidecekmiş, onu durdurdum. Çünkü damadımdan bir haber geldi. WhatsApp'ına bir bak dedi. Baktım. 4 tane çeyrek altın. Bunu dedi bozdurayım mı geleyim dedi. Böyle mi getirsin? Ama 4 çeyreğe bir tane daha vereceğim. Adamdan bu şekil almış. Kuyumcudan mı almış artık? Başka bir yerden mi almış? Onu bilemiyorum. Bu şekil ellerinde kutsuz çeyrek varmış. Paketinde.
paketinde açılmamış. Ben bu şekilde onu bir dakikaya veresiye bozdur getir dedim elimde, çünkü nakit vereceğim ben. Ben ayağımdan da gidip bozduramam. Bozdur getir dedim, bana nakit para lazım çünkü. Ve benim damat onu aldı getirdi. Ben bir dakikaya onu 5 altın olarak ödeyeceğim. 5 çeyrek olarak. Hemen abime döndüm, abi bulaşmayalım hiç dedim. Erkan getirdi. Damadım getirdi. Hiç bulaşmayalım dedim şeye, tefeciye. Durdurdum abimi. Tamam tamam dedi yavrum dedi. Ben de sıkıldım, sen sıkılınca dedi. O da aslında dedi yani iyi bir şey değil bu dedi de. Abi ne yapayım dedim, ben denize düşen yılına sarılır. Ne yapayım abi dedim işte o zaman sabah. Hemen onu durdurdum o işi. Getirdi, zaten asansörde çalışmıyor. Aşağıdan Sevilcan aldı parayı, geldi. 17 bin lira etti. 17 bin lira getirdi. Ve o parayı şimdi işte 14.500'ü nakliyete vereceğiz. Nakliyata vereceğiz. Gerisini de orada bir şeyler çıkacak. Yeme yok, yiyecek yok, içecek yok. Hepsi atıldı. Zaten boştu dolap. Boş. Silgi dolabı da kız. Hepsi de atıldı zaten. Her taraf boşaldı. Bunu da böyle hallettik. Ve hemen nakliyata aradım. Benden 3'e kadar haber bekliyordu çünkü. Bugün saat 3'e kadar, cumartesi için. Ben de bir an önce çıkmam gerekiyor. Öbür tarafta duydu, öbür tarafta sıkıştırıyor. O zaman bu ayın içinde hemen çıkmanız gerekiyor. Nakliyatın da her anı dolu. Her anını boş bulamazsın ki. Bugün günlerden perşembe. Yarın cuma. Yarın ev temizlenecek. Saat 11'de herkes buluşacak, ev temizlenecek. Cumartesi 7'de gelecekler, eşyaları alıp atılacaklara atılacaklar, taşınacaklar. Bu şekilde böyle hallettim. Ben kimseden bir şey beklemek için değil ki. Niye hemen oraya böyle bu imayı gösteriyorsunuz? Onlara diyorum canlarım, sözüm onlara. Neden bu kadar vurup kırmalar, neden bu kadar ithamlar bana, neden bu kadar ya ben, yani ben bu ay sıkıştım ya. Bu ay. Ha, şöyle de demiş, onu da açıklayayım. Bu kadar bağışlar yapıldı hani şeye, canlıya, bu kadar uğraşıldı, izlenmeler oldu. Neden az oldu? Canlarım, gelin de oğlum hani sorun olduğunda ben günde bir tane atmaya başladım artık. O ayağım kırıldığına parmağım. Günde bir tane atmaya başladım. Atamadım daha. Moralsizdim, parmağım kırıktı. Ondan sonra ayın ortasından sonra ben hızlanmaya başladım. İki tane, üç tane sonra canlılar yapmaya başladım. O yüzden az oldu. Bir de içinden vergi de kesiliyor ya. Bir de aslında işte çok da az sayılmaz. Allah bin bereket versin. Çünkü doğalgazı ödemiş çocuk. Sercan. Elektriği ödemiş. İnterneti ödemiş. Suyu ödemiş. Telefonumu ödemiş. Telefondaki interneti ödemiş. Öyle ya, dışarıda atmam gerekti. Mesela buradan gideceğim şimdi, interneti bekleyeceğim ben. Hemen de çekilmiyor bu internet. Şimdi önü cumartesi de pazar. Ben şimdi buna internet doldurmam gerekiyor. Ama bu kontürlü de değil. Buna nasıl dolduracaksın? Anam bundan kısa kısa gelecek videolar. Uzun video göndermez. Kısa kısa gelecek. Çünkü uzun videoları telefondaki internet göndermez. Göndermiyor. Hatta onu da yükselttim. Çünkü ben bir YouTuber'ım, ben çekmek zorundayım. Bura benim dükkanım. Ben evin internetinde yüksek yaptırdım. 100 GB. Bunu da 50 GB yaptırdım telefonu da. Sınırsız ama 50 GB. Evde 100 GB. Hızlı modem. Çünkü peş peşe ben çalışıp atmak zorundayım ki bana para gelmek zorunda. Çalışıyorum çünkü.
Ve bunu dostlarımla birlikte çalışıyorum işte. Dostlarımla birlikte. Ben üretiyorum, onlar izliyor. Sağ olsun, onlar destek oluyor. Ya beni sevenler inanmıyorum. Yani sevenler de yazmış. Çok memnun oldum, çok sevindim. Onaylandığına diye. İnanmıyorum sevinmeyeceklerine. Beni sevenler inanmıyorum sevinmeyeceklerine. Çünkü çoğu beni seven insanlar bugüne kadar hep o hışırları at demişti. Hep o hışırları at, onlar çöp, o çöp, bu çöp, o çöp, bu çöp. Evet çöp. Gerçekten de çöptü. Onlar benim yerime de sevineceklerini biliyorum ben. Ama ben kimseden bah şunu gönder, bunu gönder demiyorum. Ha canlı yayında içinden gelir hediye atar. Farklı mesele. Şeyde mesela bir teşekkür butonundan atarsınız. Birisi atmış, çok teşekkür ediyorum ona. Atarsınız. Bu şekilde destek olursunuz. Farklı mesele. Dua alırsınız. Mesela katıl butonuna katıl şeklinde orada da gene kredi kartıyla oluyor. Oraya da yatırabilirsiniz. Bu şekilde hani çünkü YouTube bize her türlü şeyi imkanları sunmuş. Oraya bırakmış. O imkanları ben sunmadım. YouTube sunmuş. Teşekkür ediyorum YouTube'a da. Allah razı olsun. Herkesten. Herkesten. Yani sanki beni o aldığın eşya taşıyacak gibi anlatılmış. Ben onu almasaydım ben bugün o parayı da aramazdım. Ben taşınabilirdim. Nakit vermedim ki niye? Nakit mi verdim? Şeyler nakit vermiyorsun. Bir ay sonra başlıyor. Özel şeyler değil bu. Aksu Çarşı. Bir ay sonra başlıyor. Bunlar firma zinciri. Samsun, şey bir sürü yerde şeyleri var. Bayileri var. Neyse işte ben bunu da söylemek istedim. Yani bu kadar insanı üzmeye gerek yok ki. Bu kadar birisi yalan yanlış bir şeyler aktarıyor. Birisi şöyle, birisi böyle. Her taraftan vurmaya gelmişler bu sabahki konuştuğum videoya. Çoğu insan engellendi. Bir daha yazamayacak. Ha başka şeylerden birini engelledim gene başka. İsmi aynı koymuş başka şeyden gene gelmiş. Ablama iftira atıyor. Hatice ablama, sünnet olan ablama. Niye iftira atıyorsun? Niye o kadını kötülemeye çalışıyorsun bana? Gülseren mi ismi? Gülser mi? Öyle bir şey. Niye? Niye? Engelledim. Bir daha geldi başka bir şeyle. Bir daha yazıyor. Bu kadar da olmaz ki ya. Sizden ne istedim bacım? Ben sadece derdimi anlattım. Sıkıntımı anlattım. O an bunaldım. Burada içimi döktüm. Ne istedim? Niye böyle insana vurmak için anlık şeyi hemen bir boşluğumu şey yapıyorsunuz, gözetliyorsunuz. Bir boşluğumu hemen. Bir anda bir düşüşümü. Düşmeyeceğim. Allah'ın izniyle düşmeyeceğim. Bende bu Rabbim varken, beni bu kadar korurken, bende bu iman varken, güçlü imanım, Rabbim beni korurken, her şekilde bir çözümünü bulacağım her şeyi. Bak buldum gene bir çözümünü. Allah yardım etti. Yalvardım ezanla birlikte. Ve Allah anında buldurdu. Damadım onu bulmasa bulmazdı. Bulamazdı. Kimisi de demiş ki ya birisi bunu tabii benim iyiliğime söylemiş bunu. Yani birisi de öyle ya akrabalardan her biri el koysa kimisi 4.000 lira kimisi o 4.000 lira bu 4.000 lira hani verse de taşısa. Ya herkes kendine kadar yok şu anda yok bugünlerde yok ya. Öyle bir devirdeyiz ki yok. O yüzden yani Allah'ın izniyle Allah bunaltmasın. Bugün bir bunaldım. Allah bunaltmasın. Anında bir sevinçli haber geldi. Anında. Hemen o sevinçli haberime biraz çocukla çolukla onlar da geldiler. Onlarla sohbet, muhabbet işte sevindim böyle. Ya bacım ben sizlerle oturuyorum. Akraba gibi, arkadaş gibi sohbet ediyorum, dost gibi. Ben sohbet iç amaçlı. Kimseden bana bir şey gönderin diyor.
Ya da izlenmedim ben bugün de kazanamadım diyor muyum? Harcı büyüktü zaten. 50 bine bulaşacaktı. Ben biliyorum zaten bunu. Hani bir taşınmanın 50 bin, 55, 60 bin lira olacağını ben biliyordum zaten. Ona göre işte dediğim gibi borç bırakmak, bir dakikaya bırakmak istediğim kişi önce evet dedi, sonra o bizi kurtarmıyor demesi, orada bittim ben. Ama Allah bitirmiyor. Allah sevdiği kulunu bunaltmıyor, boğaltmıyor. Annem boğalma derdi. Boğaltmıyor, bunaltmıyor yani. Bir yerden kapı kapanırsa diğerinden açılır. Rabbime hamdolsun, şükür olsun. Bundan sonra gelecek, bugün motivasyonum çok kötüydü dediğim gibi. Hiçbir şey yaparken çekemedim. Ancak arada kızımı çektim. Dediğim gibi Allah kimseyi bunaltmasın. Ama bundan sonra güzel günler göreceğiz inşallah. Çünkü benim modum iyi olsun ki ben de karşınızda mutlu olarak, yani güzel bir modla geleyim. Allah'ın izniyle her şey iyi olacak. Daha çok güzel olacak her şey inşallah. Sevil canlar işte oradan çeker, bana atar, ben onu yapabilirim bilmiyorum ama hay bir de onu da unuttu. Şeye telefon açtım, ikinci elciye. Ya dedim hani arkadan şeyi bedavaya alacaktın, derin dondurucuyu. Bunu da alacaktın. Ya ben gitsin üstünden de ben para istemeyeyim. Ha bu sandalyeyle abi masayı da alacaktım. Niye gelip almadın dedim. Geleyim alayım mı dedi. Dedim ki dur. Daha şey vardı, buzdolabı var. Ondan sonra kanepeler var içeride. Burada küçük grup var arkada. Bunları da alacaksın dedim. Tamam dedi. O yüzden ben yarın, onlar 11'de geçecek öbür tarafa, anahtarı alıp temizlemeye başlayacak. Ben yarın onlar ikinci el eşyacı gelene kadar bekleyeceğim. Sen anahtarı verirsin, bizimkiler alır gelir. Her şeyi alır gidersen olacak. Ben evde durmayacağım, anahtarı vereceğim. Kimseye güvenir miyim ben? Ondan sonra buraya işçi sokacak. Ben evde olmayacağım. Televizyonum şeyim gidersen olacak. Dedim ben beklerim. Bundan sonra da gider alır. Burayı bir kere dağıtırım yani, götürür. Alır giderim, parayı götürürüm. Kadına anlaşmamızı da yaparız. Yarın öğleden sonra. Sevcan'a söyledim böyle böyle değil. Evde ikinci el eşyacıyı bekliyor deyin dedim. Ondan sonra numarasını da almamışım gerizekalı gibi ben. Kader var diye ortada almamışım. İşte ne yapayım? Her şeye sürekli akıl çalışmıyor. Yoruluyor, yoruluyor. Orayı düşün, burayı düşün. Hem erkek işi hem kadın işi yapıyorum ben. Ben bu evde hem erkek hem kadın işi yapıyorum. Taşınma işi erkek işi, kadın işi mi? Erkek işi. Ben hepsini bir yapıyorum. Allah'ımın bana verdiği gücü hamdolsun, şükür olsun. Ve sizleri çok seviyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bu müjdeli haberi de ben dostlarıma verdim. Düşmanlarım. Yani o hemen hort diyor oraya girip de bana oradan buran, buradan şamar buran, oradan linç eden, buradan linç eden, onların zoruna gidecek. Ama yani yolumu buldum ya. Hani gidiyorum ya şimdi. Çözdüm ya işi. Onların zoruna gidecek. Onlar ben düştükçe keyif alacak insanlar. Ama burada benim canlarım, dostlarım var. Sizler. Can dostlarım var. Onlar mutlu olacak. Bu mutlu haberi onlar için verdim. Benim mutluluğum onların mutluluğu çünkü. Onların mutluluğu da benim mutluluğum. Yani sizlerin mutluluğunuz canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Belki bu akşam yine canlı yaparız. Dün akşam yapamadım. Dün akşam çok yorgundum. Ama bu akşam yaparız. Sizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı ama önce videoya girerken sizden rica ediyorum ki like atarak, beğeni yaparak girin. Beğenler yükselsin ki yukarı doğru çıkalım. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim, çok sevindim. Bizim gelin kızımız var ya, Şevval. O da bana dedi ki
Esra teyze çok zayıflamışım, kilo vermişim, bayağı da vermişim dedi. Yakından gördü çünkü, bayağı da vermişim dedi. O da çok mutlu etti beni. Ben verdiğimi biliyorum ama ekranda bazen ekran şöyle gösteriyor, bazen böyle gösteriyor. Ekranın ne gösterdiği belli değil ki. Hadi öpüyorum sizleri, Allah'a emanet ediyorum.